Yine Artvin Barajı'nın yakınındayız. İnanlı Köyü'nün de yakınındayız. Burada yine okul arkadaşım Oktay kardeşimiz var. Bize tarihi bir bilgi verecek. Hocam, evet dostum. Bütün herkese sonsuz selamlarımı sunuyorum. Geçmişinizden duyduğumuz kadarıyla şu karşıda keçi yolu olarak şu anda kullanılacak vaziyette, görünür vaziyette olan yer eski İpek yolu olarak Artvin'e geçiş istikametindeki çizgi yolundan yol eski İpek yolu, eski Artvin'e giden yol olarak kullanılmış diye büyüklerimizden öyle duyduk. Yani ama şu anda hiçbir şeyimiz kalmadı o konu itibariyle. Aldı götürdü bütün değerlerimizi ama eski bir yol olarak burayı bütün büyüklerimiz hep bize tarif ederdi. Herkese sonsuz selamlar diliyorum hocam. Oktay'cığım sen de bu inanlı köyündensin. Bu sular altında kalan köydensin. Hani sizin yaşadığınız duyguları bizim anlamamız zor. Bir şeyi yaşayan bilir ama yani bir nebze de olsa bir şeyler paylaşmak ister misin? Neler hissediyorsun? Hocam çok zor bir duygular. Kelimelerle anlatılmayacak bir duygu diyelim biz. Biz burada bütün duygunun en acılarını yaşadık. Yaşadık. Şu anda da yaşıyoruz. Bugün itibariyle de yaşıyoruz. Atalarımız, dedemiz, babamız, amca hepsi su altında. Bugün de su altında kalan mezarları ziyarete gelmiştiniz. Evet, onu gördüm. İşte hatta babamın mezarını çünkü her gün o acı suyun altında yani zor bir acı. Zor bir duygu. Nasıl diyeyim? Allah kimseye yaşatmasın. Amin. Yusufeli'de yaşıyoruz şu anda. Köyde yaşadık, Yusufeli'de yaşadık. Yeni gençliğimize bir şey bırakmak için de yeni yerleşim yerine nasip olursa bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hayırlısı diyelim hocam. Herkese İnşallah. Bol selamlar. Teşekkürler. Bu memleketliyiz. Bu memleketli olmaktan gurur duyuyoruz. Kesinlikle. İnsanımızla gurur duyuyoruz. Eyvallah. Kesinlikle. Arkadaşlar, daha önceki videolarda bahsetmiştim. Belki orada söyleme imkanım olmadı. Geçenki bir videoda çöplerden dolayı birkaç olumsuz yorum yazan oldu. Sizlerden şunu istirham ediyorum. Benim kırmızı çizgim Yusufeli ve Yusufeli halkıdır. Onun için benim için kırmızı çizgi oradır. Ben bu memlekette yaşadım, doğdum, büyüdüm. İnsanımız çok kıymetlidir. Onun için bir kelam edilmesini istemiyorum. Çünkü birçok sıkıntı yaşandı ama milletimiz, Yusufeli halkı, devleti, milleti için bunların hepsini bağrına bastı. Biz sesimizi kestik. Fedakar milletimiz var. Hepinize teşekkür ediyorum. Oktay'cığım söylemek istediğin bir şeyler varsa alalım. Hocam yaklaşık bir 30 yıldır Ankara'dayım. 30 yıldır bir asırda geçse bile memleket ayrı bir şey. Bir süvenine gittiğin zaman bütün insanları gördüğün zaman bütün format atmış gibi insan beyni rahatlıyor. İnsanları görüyorsun. Güler yüzünü görüyorsun. Fedakarlıklarını görüyorsun. İnsanların ne kadar vatan sevgisi olduğunu bilakis orada yaşıyorsun. Her şey sineye çekiliyor, ediliyor. Ama güzel bir şey. Önce vatan. Önce devletimiz, vatanımız. Güzel bir duygular. Yusufeli halkı bilmiyorum bu çileleri hak edecek derecede değildi ama bütün yük de şu anda Yusufeli halkında diye görüyorum. Sonumuz hayır olsun inşallah. Sonumuz hayır olsun diyelim. Herkese sonsuz selamlar hocam. Eyvallah. Son olarak şunu söyleyeyim. Yaklaşık 23 yıldır da ben de dışarıdayım. Her 4 yılda bir de kendi isteğimle görev yerimi değiştirdim. Birçok insan tanıdım. Hakkari dışında Türkiye'nin her ilinden en azından 10 tane samimi olduğum insan var. Hangi insanla karşılaştıysam, bir Yusufeli ile arkadaş olmuşsa, Yusufeli'ne gelmişse öve 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 bitiremiyor. Yani Yusufeli insanın bir başka diyor. Onun için ben izleyicilerimizden bir kez daha rica ediyorum. Kesinlikle ve kesinlikle Yusufeli halkına en ufak bir laf etmenizi istemiyorum. Bu konuda özen göstermenizi, anlayış göstermenizi istirham ediyorum. Oktay'cığım çok teşekkür ederim. Sizin hocam. Duygularınızı bir daha tazeledik. Sağ olun. Allah'a emanet olun. İyi günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.